Ve Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko CNN Türkiye konuştu. Poroshenko karşı taarruz sonucunda Ukrayna güçlerinin Rus hatlarının 50 kilometre derinliğine kadar girdiğini söyledi. Türkiye'nin desteğinin önemine dikkat çeken lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşı bitirme sürecinde özel bir rol oynadığını söyledi. Dış Haberler muhabiri Hilken Doğaç Bora'nın özel röportajı. Putin enerjiyi şantaj olarak kullanmıyor. Enerjiyi silah olarak kullanıyor. Zaporijya'da bunu görüyoruz. Aynısı doğalgaz ve petrol tedariği için de geçerli. Putin yanılıyor. Çünkü Avrupa'ya ve dünyaya saldırmak, enerji üzerinden şantaj yapmak işe yaramıyor. Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko, CNN Türk'e verdiği röportajda bu açıklamaları yaptı. Poroshenko, Rusya'ya yönelik karşı taarruzun başarıyla sürdüğünü söyledi. Durum yavaşça ancak istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Ukrayna ordusunun cesareti, yeni dünya teknolojisi ve NATO ortaklarımızın etkili desteği sayesinde bu sonuçları alabiliyoruz. Güneyde başarılı noktalar var. Operasyon hala sürüyor. Ukrayna askerleri Kupinsk ve İzyum yönünde 50 kilometre derinliğe ulaştı. 20'den fazla kasaba ve köy işgalden kurtarıldı. Ukrayna'nın eski lideri Zaporijya Nükleer Santrali'nin derhal askerlerden arındırılması gerektiğini ifade etti. Derhal askerlerden arındırmalıyız. Putin'in nükleer terörizmini durdurmalıyız. Santral Ukrayna kontrolüne geçmeli. Ruslar tamamen çekilmeli. Aksi halde size şunu hatırlatayım. Zaporijya, Çernobil'den 10 kat daha kuvvetli bir santral. Nükleer terörizm tehdidi sadece Ukrayna, Rusya ve komşularımızla sınırlı değil. Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye kadar tüm Avrupa tehlikede. Bu yüzden birlik içinde olmalıyız. Bir çözüm bulmalıyız. Buna Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı da dahil. Birleşmiş Milletler Barış Gücü operasyonu kurulmalı. Bu derhal alınması gereken etkili bir karardır. Poroshenko, Ukrayna ve Rusya arasında Türkiye'nin arabuluculuk rolüne de dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte çok özel bir rol oynadığını vurguladı. Cumhurbaşkanınız Erdoğan'ı yıllardır tanıyorum. Dostuz. Kendisine başkanlığım döneminde bize verdiği destek için teşekkür ediyorum. Başta Kırım Tatarlarına yönelik tavrı ve Yarımada'nın yasa dışı bir biçimde ilhak edilmesini tanımadığı için. Şimdi de tarihimizin en zorlu döneminde bize özel silah ve gözlem sistemleri sağladığı için. Kendisi gerçek bir devlet adamı, bilge biri.